Evet, merhaba. Öncelikle bir pazar gününüzü böyle bir şeye ayırıp geldiğiniz için en azından iyi ebeveyn olma adayları olduğunuzu düşünüyorum. Ama bu konsept, 3 gündür konuşmaları izlemeye çalışıyorum. Asıl önemli olan kısmı sürdürülebilir olması. Yoksa herkes çocuklarına belirli bir süre içerisinde hakikaten iyi ebeveyn olmaya çalışıyor. Kitaplardan okuyor, uzmanlar dinliyor falan filan. Ortalıkta sürekli konuşan kadınlar var. Ben bunlardan biriyim. Her çağrılan yere giderim. Anlatırım da anlatırım. Anlatacak çok fazla malzeme biriktirdiğimi düşünüyorum. Çünkü çok okudum. Nasıl okudum? Aslında beni okuduklarım içerisinde en çok etkileyen şeylerden biri Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi'ydi. Aramızda okuyanlar mutlaka vardır. Okumadıysanız da lütfen mutlaka okuyun. Çocuk kitabı olarak geçer. Dünyaca ünlü çocuk kitabı. Bence her yaşa ait bir kitaptır ve başucu kitabı olarak bulundurulmalıdır. Ben hayatımda kaç kez okudum bilmiyorum. Genel olarak öykü şudur. Kitabın kahramanı Küçük Prens gezegenler arası yolculuklar yapar. Kendi gezegeninde de çok küçücük bir gezegen vardır ve gezegeninde iki tane yanardağı vardır. Biri sönmeye yüz tutmuş, diğeri sönmüş. Genellikle günleri bu yanardağların arasında geçer. Bir de gülü vardır. Bütün gezegende sadece bir tek gül. O gülle çok ilgilenir. Gider sular, onunla ilişki kurar, ona bir şeyler anlatır. Konuşma şekli bellidir. Gül hep o konuşmayı talep eder. Ve o da çok ilgilenir gülüyle. Sonra bir sebeple gezegenler arası yolculuk yapmaya başlar ve geldiği 7. gezegen Dünya'dır. Dünya'da bir tilkiyle karşılaşır. Tilkiyle karşılaşmadan çok kısa bir süre önce de bir sürü gülün olduğu bir gül bahçesine denk gelir ve şok olur. Onun gezegeninde sadece bir tane olan gülden orada bir sürü vardır ve tilkiyi onu sorar. Belki nasıl bu kadar çok gül olabilir ki bir gezegende? Ve siz bunlar, kim ilgileniyor bunlarla tek tek, hani çünkü güle nasıl bakılması gerektiğine onun bir yorumu var kendi adına. Tilki de der ki, insan evcilleştirebildiği şeyden sorumludur. İlişki kurduğu şeyden sorumludur. Sen gülünden sorumlusun çünkü sen onunla ilişki kuruyorsun, ona emek veriyorsun. Ama buradaki güller öyle değil. Bunlar kendi kendilerine büyürler, çoğalırlar. İnsanlar bunlarla çok da ilgilenmezler. Küçük Prens'in gezegeninin adı asteroid B612'dir. Ben bandırma gezegeninde 1969'da ve bandırma gezegeniyle ilgili yapmam gerekenleri aslında çok da bilmiyorum. Annem babam vardı çünkü. Onlar bana öğretmekle yükümlüydüler. Sonrasında kısa bir Almanya maceramız oldu ve ben 4,5 yaşındayken annem beni anneannemin gezegenine bırakarak Almanya'ya gitti. Erdeğin Naliköy'ü. 4,5 yaşındayım ve 4,5 yaşında bir çocuk olarak anneannemin gezegeniyle ilgili ne tarz becerilere sahip olmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Ama baktım ki çok fazla beceriye ihtiyacım yok. Çünkü anneannem benim hayattaki ilk ve tek kahramanım. O kadar yüksek bir koşulsuz kabulle aldı ki beni gezegenine. Ve ben orada çok güvende hissettim kendimi. Dünyayı durdurdu benim için. Ve dedi ki annesi babası yok. İşte onlar gurbetteler. Gülnur'a çok iyi davranılmalı. Gülnur sevilmeli. Ve beni gerçekten çok güzel sevdi. Çok koşulsuz ve çok güzel sevdi. Ve çok tutarlı sevdi. Bazen yapmamdan hoşlanmadığı şeylerle karşı karşıya kaldığımızda o kadar güzel hayır derdi ki bana. O beni her zaman olumladığı, pekiştirdiği o harika diliyle ve harika yüz ifadesiyle bak tatlım diyerek, o bir Giritliydi, yavrum derdi bana.
Ve bunu yapmandan hoşlanmıyorum çünkü gibi cümleler kurardı. Okuması yazması olmayan bir Giritliydi anneannem. Sonra muhteşem bir evimiz var, harika zamanlar geçiriyorum. Eylül geldi, sokaktaki çocuklar okula gittiler ve benim canım sıkılmaya başladı. Bu arada şunu fark ettim, sokaktaki çocuklarla oynamaya yönelik becerilerim eksik. Sokak gezegenine yeterli değilim çünkü onlar küçük lastik toplar var, onu atıyorlar ve şöyle 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 yapıyorlar, kendi etraflarında dönüyorlar ve sonra topu yakalıyorlar. Ben onu yapamıyorum çünkü çok küçük. Evde provalar yapıyorum, anneannem beni çalıştırıyor, topu atıyoruz, tutuyoruz falan. Olmuyor ama ben Almanca konuşabiliyorum, gazete okuyabiliyorum fakat bunlar da orada işe yaramıyor. Oyun oynayamıyorum falan, neyse oyun oynamayı da becerdim. Canım sıkılıyor, ağlıyorum. Anneannem de dedi ki gidelim köyün öğretmeniyle bir konuşalım. Belki yapılacak bir şey vardır. Okul gezegeni macerası öyle başladı. Okul için gerekli becerilerin hepsinin fazlasına sahibim. Hem Almanca konuşabiliyorum hem gazete okuyabiliyorum falan ve şu kadarcık bir şeyim. Ama köydeki okulun sadece iki sınıfı var. Birleştirilmiş sınıflar. 1, 2, 3, 1 sınıf. 4-5 bir sınıf. Ben 4,5 yaşındayım ve 10 yaşında sınıf arkadaşlarım var. Ama bir şekilde ben arkadaşlık becerisini anneannemin sanıyorum bana öğretmesiyle geliştirmişim. Ve okuldaki çocukların hepsiyle arkadaş olabildim. Hepsi beni çok sevdiler. Bu tatlı günler 2 yıl sürdü. 2 yıl sonra annem Almanya'dan geri döndü. Ve biz Bandırma gezegenine geri döndük. En korkuncu sosyal destek sistemi olarak oluşturduğum ekip köyde kaldı. En önemlisi de kahramanım köyde kaldı. Ve ben annemin evi için yeterli becerilere sahip olmadığımı anladım. Ve Bandırma'daki okula başladım. O okul içinde gerekli akademik becerilerin hepsine sahiptim. Ama onların oyunlarını bilmiyordum. Ve köyden geldiğim için çoban muamelesi görüyordum. Sonra yine arkadaş olabilme becerilerimi kullanarak onlarla da arkadaş oldum ve beni çok sevdiler. Ortaokul ve lise hayatım boyunca Bandırma'dan kurtulmanın tek yolunun üniversite okumak olduğunu fark ettim ve hakikaten çok sıkı bir öğrencilik hayatım oldu. Üniversite sınavına gireceğim. Babam Almanya'dan döndü ve dedi ki İstanbul gezegeni senin için tehlikeli. Sen Ankara'ya git. Ankara daha güvenli. Hayatım boyunca 7 sülalemden hiç kimse Ankara'ya gelmemiş. Neden Ankara seçildi? Hiçbir fikrim yok. Bütün Bandırmalılar İstanbul'da okurlar. Ve benim bütün arkadaşlarım İstanbul'da üniversite kazanarak gittiler. Ben Ankara'ya geldim. Ve ben bir deniz çocuğuyum. İstanbul'dan arkadaşlarım mektup yazıyorlar. Diyorlar ki, biz Beşiktaş'ta denizi seyrediyoruz. Sen de herhalde Kuğulu'da su birikintilerine bakıyorsundur falan. Sinirleniyorum, öfkeleniyorum falan. Bir dizi talihsizlik, talihsizlik, talihsizlik. Ve bana taahhüt edilen ekonomik destek de çekildi. Ve dendi ki, şimdi ben Ankara gezegeninde tek başıma ve kuruşsuz olarak kaldım. Ve sonra her zaman yapabildiğim, en iyi yapabildiğim şeyi tekrar yaparak sıkı bir ekip kurdum. Sıkı bir arkadaşlık ekibi. Ve onların sosyal desteğiyle Ankara'da ayakta durabildim. Neden sürekli arkadaşlık, arkadaşlık, arkadaşlık diyorum? En başında dedim ya, sürdürülebilir iyi ebeveyn olabilmek için çocuklarımıza sadece arkadaş olma becerisini vermemiz lazım. Ki biz hayatlarından gittiğimiz zaman onların arkadaşları olabilsin yanında.
dostları olabilirsin. Küçük Prens'in bir yerinde der ki, insanlar artık anlamakta çok zorlanıyorlar. Çünkü her şeyi satan dükkanları var. Giderler, parasını verirler ve alırlar. Sadece dost satan dükkan olmadığı için dostları yok. Böyle bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlık ya da dostluk nedir? Ne işe yarar? Neyimize karşılık gelir? Hangi tarafımızı kapatır, doyurur? Önce dinlenme ihtiyacı vardır insanların. En önemli ihtiyaçlarından biridir. Biri beni dinliyor mu? Biri beni anlıyor mu? Lütfen çocuklarımızı mümkün olduğu kadar iyi dinlemeye çalışalım. İyi dinlenme duygusu insana çok iyi gelen bir duygu. Nasıl dinleriz? Öncelikle mesajı aldığımızı ona geri bildirimle bildirerek. Sonra çok konuşmak gerekir çocuklarla. Anlatmak gerekir. Ama Alev Hoca'nın dediği gibi çocuğa anlatılacak şeyin süresi yaşı çarpı bir dakikadır. 3 yaşında çocuğa siz 20 dakika hayatın erdemlerini anlatırsanız onun 3 dakikadan sonrası afaka gider. Boşa konuşmuş olursunuz. Çarpar ve geri döner. O yüzden dünya üzerinde pek çok ebeveynlik stili vardır. Zaman zaman bazıları öne çıkar, bazıları geriye düşer. Birine tuğ kaka denir, öbürü birdenbire çok popüler olur. Benim bildiğim, çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum ve çok insan görüyorum. En iyi yöntem lider anne babalıktır. Çocukların hayatlarında liderlere ihtiyaçları vardır. Örnek alacakları adamlara ihtiyaçları vardır. James Baldwin der ki, çocuklar kendilerine söylenenleri zaman zaman yapmakta zorlanabilirler. Yetişkinler tarafından söylenenleri. Ama yetişkinlerin yaptıklarını taklit etmede asla hata yapmazlar. O yüzden lütfen mümkün olduğunca iyi örnekler olalım. Evimize çok insan gelsin gitsin. O insanların arkasından çocuklarımızla yorum yapalım. Dedikodu yapalım. Doğal olalım. Ve çocuklar bize örnek olsun, alsınlar. Çok teşekkür ediyorum.